Güneşimiz sonsuza kadar yaşayamayacak. Milyarlarca yıl sonra büyük bir değişim geçirecek. Bir kızıldeve dönüştükten sonra dünyamızı yutacak. İnsanlar o zamana kadar çoktan gitmiş olacak. Peki ya bu süreç şu anda biz hala hayattayken başlasaydı? Burada olup da izleseydik neler görürdük? Böyle bir dünyayı hayal etmek bile güç. Hazırladığım videoda Güneş Kızıldeve dönüştükten sonra gezegenimize olacakların ve bir yaşam mücadelesinin nasıl gerçekleştiğini izleyeceksiniz. Güneş o kadar büyüktür ki içine 1 milyon tane dünya sığabilir. Ancak büyüklüğü Güneşimizin muazzam özelliklerinden sadece biri. Çekirdeğinin içinde hidrojen atomları sürekli olarak birbirleriyle çarpışıyor. Bu çarpışmalar sonucunda açığa çıkan enerji 2 milyar büyük nükleer santralin bir yılda ürettiğine eşit. Burada üretilen sıcaklık ve ışık gezegenimizi ısıtıp hayat veriyor. Ama Güneş'in içindeki yakıt sınırsız değil. Hidrojen eninde sonunda tükenecek. Biz bunu göremeyeceğiz. Güneş'in daha milyarlarca yıllık ömrü var. Ama ya görebilseydik? Ya gezegenimizin şu anki hali, tüm şehirlerimiz ve nüfusumuz Güneş'in hızla yaşlanması gibi bir sorunla karşı karşıya kalsaydı? Bir anda milyarlarca yıl sonrasına gitsek neler görürdük, ne kadar dayanabilirdik bu duruma? Bu olayın şu anda başladığını hayal edin. Sıradan bir yaz günü. Ama dün gece Güneş milyarlarca yıl yaşlandı. Gezegenimiz daha fazla ışık ve ısıya maruz kalmaya başladı. Güneşe enerji veren hidrojen tükendikçe çekirdeği küçülüyor. Hidrojen miktarı azaldıkça çekirdek sıkışıyor. Güneş daha fazla enerji üretiyor. Dünya daha da fazla ısınıyor. İstanbul'da oturanlar 55 dereceye varan sıcaklıklarla mücadele ediyor. Ortalama küresel sıcaklık 20 derece artmış durumda. Avustralya ve Asya'daki şehirlerden bazılarında termometre 60 dereceyi görüyor. Dünyanın en soğuk yerleri bile normalden çok daha sıcak. Grönland ve Antarktika'da kar ve buzlar erimeye başlıyor. Yıllar sürse de bu sıcaklık kuzey ve güney kutuplarındaki buzları tamamen eritecek. Tüm dünyada deniz seviyesi 60 metreden fazla yükselecek. Dünyayı dehşet dolu günler bekliyor. İstanbul gibi dünyanın dört bir yanı sahil şehirleri sulara gömülecek. Güneşin sıcaklığıyla birlikte su miktarı da artacak. Hızla yaşlanan güneşimiz yüzünden selden kurtulan şehirlerde ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uçaklar kavurucu sıcaklıkta kalkabilmek için büyük mücadele verecek. Tekerlekleri normal, daha serin bir havada olduğundan çok daha fazla pistte kalacak. Uçaklar sıcak havada aynı kaldırma kuvvetini elde etmek için daha hızlı olmak zorundadır. Ancak sıcak hava motorların ürettiği gücü ve itiş kuvvetini de azaltıyor. Uçaklar kalkmak için çok uğraşıyor ama sıcağın felakete varan sonuçları olabilir. Şehirlerde hayat duruyor. Sıcaklık düşmek bilmiyor. Aşırı kullanım yüzünden klimalar arıza yapmaya başlıyor. 55 derecelik sıcaklığın uzun süre düşmemesi şehirlerin elektrik şebekelerini çökme noktasına getiriyor. Aşırı ısınan şehirlere elektrik sağlamak giderek güçleşiyor. Aşırı sıcaklar bütün insanlar üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Fazla ısıdan genellikle derimize pompaladığımız kanı artırarak kurtuluruz. Aşırı sıcakta derimizin kızarmasının sebebi budur. Ter buharlaşırken kanımız da serinler. Ama 37 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda serinlemek çok daha zordur. Vücut sıcaklığımız yükselmeye başlar. Beynimiz aşırı sıcağa dayanamaz.
vücudunuzun uzun süre boyunca normalden 3-4 derece daha sıcak olması kalıcı hasarlara, hatta ölüme bile yol açabilir. Sıcaklığın sürekli olarak 55 derecede kalmasını kaldıramayız. Bu gerçek bir tehlikedir. Parlak güneş gezegenimizi mahvediyor. Diğer şehirlerse değişim geçiriyor. Çamların ve akça ağaçların yerini bambular ve uzun çimenler almaya başlıyor. Bu koşullar devam ederse Chicago ve Toronto gibi şehirlerin bitki örtüsü Güneydoğu Asya'nınkine benzeyecek. Dünyadaki iklim de çok değişti. Aşırı sıcak yüzünden su eskisinden çok daha hızlı buharlaşıyor. Çok miktarda su gökyüzüne doğru emiliyor. Tropikal fırtınalar yeryüzünü parçalamaya başlıyor. Çok fazla su olmasına karşın yağmur bazı bitkilerin ölmesine sebep oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi dağlarda. Burada kayaları döven yağmur büyük miktarda erozyona sebep oluyor. Yeni kaya tabakaları ortaya çıktıkça mineraller binlerce yıllık süreç boyunca atmosferde bulunan karbondioksitle birleşmeye başlıyor. Ancak bitkilerin nefes almak için karbondioksite ihtiyaçları vardır. Bambu gibi bazı bitkiler karbondioksiti son derece verimli bir şekilde emebilir. Yeni ve sıcak dünya bu bitkilere yarıyor. Ama normalde kuzey yarımkürede bulunan diğer bitkiler bu duruma pek uyum sağlayamıyor. Akça ağaçlar, meşeler ve çamlar iklimdeki büyük değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Gezegenimizi değiştiren yağmur normalde bizi de serinletir. Vücut ısısını ayarlamak konusunda en başarılı canlılardan biriyiz. Su sayesinde serinleyebiliriz. Isıyı bedenlerimizden uzaklaştırabiliriz. Ama 55 derecelik nemli hava terimizin buharlaşmasını zorlaştırıyor. Bu güç koşullar altında vücudumuz 1 saatte 4 litre su tüketebilir. Dayanma gücümüzün sınırındayız. Sıcaksa gitmemekte kararlı. Daha kötüsü, büyük şehirlerin beton ve çelik binaları sıcağı yoğunlaştırıyor. Şehirler kırsal alanlardan yaklaşık 4 derece daha sıcak. Bu acımasız dünyada hayatta kalabilmek için ısının biraz daha düşük olduğu kırsal alanlara doğru büyük bir göç başlıyor. Güneş Kızıldeve dönüşeceği acımasız yolculukta ilerlemeye devam ediyor. Ama oraya varmadan önce sıcaklık daha da artacak. Bir sonraki aşamada yeryüzünden tamamen silineceğiz. Artık mevsim diye bir şey yok. Tüm dünyada sıcaklık 100 dereceyi geçiyor. Bu suyun kaynama noktasından daha sıcak. İnsanlar bu sıcakta hayatta kalamaz. Gözlerimizdeki sıvılar hızla buharlaşır. Aşırı sıcak yüzünden kör oluruz. Akciğerlerimizin içinde oksijeni emmemizi sağlayan hassas zarlar olan alveoller bulunur. Bunlar 100 derecelik sıcaklığa uzun süre dayanamaz. Sıcaklık bizi boğmaya başlar. Saldırı altında olan başka şeyler de var. Manyetosfer gezegenimizi çevreleyen ve bizi güneşin radyasyonundan koruyan görünmez bir tabakadır. Ama sıcak güneş eskisinden daha fazla enerji üretiyor. Çok darbe alan bir kalkan gibi manyetosfer de zayıflamaya başlıyor. Yüzeye daha fazla güneş radyasyonu yayılıyor. Radyasyona maruz kalan dokular hızla yok oluyor. Bu zorlu koşullar altında insanların yer altından başka yaşama şansı kalmıyor. Bir zamanlar gezegeni dolduran insan nüfusundan geriye kalanlar burada acımasız mor ötesi radyasyondan ve boğucu sıcaktan korunuyor. Ama inebileceğimiz derinlik sınırlı. Sıcaklık 300 metrede 8 derece artıyor. Güneşimizin ölümcül nefesiyle kendi gezegenimizin iç ısısı arasında sıkışıp kalıyoruz. Yüzeyi keşfe çıkabilmek için özel korumalar gerekiyor. Mevcut şartlara uyarlanmış uzay kıyafetleri bu konuda çözüm sunabilir. Güneşin aşırı sıcaklığıyla mücadele etmek üzere tasarlanmış uzay kıyafetlerinin kendi soğutma sistemleri ve oksijen kaynakları vardır. Kıyafetler aşırı sıcağı yansıtabilmek için beyaz renktedir. Ama bize yabancılaşan gezegende kıyafeti giyenler
45 kilogramı aşan ağırlığıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak yüzeyde hayatta kalmanın başka bir yolu da yok. Sıcaklık artmaya devam ediyor. Termometreler artık 150 derecenin üzerini görüyor. Şehirler bu yüksek ısı altında kavruluyor. Su, güneşin şu andaki haliyle kıyaslandığında çok hızlı buharlaşıyor. Dünyanın her yerinde su seviyesi düşüyor. Güneş dünyayı kaynatmaya başlıyor. Gezegenimizin yüzeyinin sıcaklığı bir fırının içini andırıyor. Yüzlerce yılda inşa edilen beton ve çelikten vadiler çoktan terk edilmiş durumda. Kanalizasyonun gölgesinde gizlenen su bile buharlaşmaya başlıyor. Açıktaki su buharlaşsa da şişelenmiş su bulmak mümkün. Fizik kuralları bu suyun buhar olmasını engelliyor. Su ısındıkça şişenin içindeki basınç artıyor. Basınç kaynama noktasını da yükseltiyor. Bu su 150 derecede bile kaynamaz şimdilik. Maden suyu ve diğer gazlı içeceklerin akıbeti ise çok farklı. Kutuların içindeki basınç artıyor. Bu esnada içeceğin köpürmesini sağlayan gaz karbondioksit sıvıdan ayrılmaya zorlanıyor. İçerideki gaz miktarı artıyor ve kutu bir süre sonra basınca dayanamıyor. Artmaya devam ederse sıcaklığın etkileri çok daha ağır olacak. Sahil şeritleri eskisinden çok farklı görünecek. Bir zamanlar okyanusları dolduran sular ortadan kaybolmaya başlayacak. Dünyanın en derin okyanusu olan Pasifik'teki suyun yarısı buharlaşacak. Kalan su ise çok sıcak. Eskiden okyanusların ortalama yüzey ısısı 17 dereceydi. Bu değer hızla yükseliyor. Çok miktarda su kütlelerinin buharlaşarak atmosfere karışması dünyanın iklimini değiştirmeye devam ediyor. Daha fazla su buharlaşıp yoğunlaştıkça bulutlar üst üste yığılmaya başlıyor. Kızgın güneş dünyayı ısıttıkça fırtınaların boyutu da büyüyor. Çapı yüzlerce kilometreyi bulan mega fırtınalar gezegenin yüzeyini dövmeye başlıyor. Sıcaklık artmaya devam ederse yağmur damlaları yeryüzüne düşmeyecek. Yere ulaşmadan buharlaşacak. Şimdilik devasa bulut katmanları güneşin ısısının bir kısmını yansıtıyor. Ama dünyanın ısısını durdurmak mümkün değil. Dünya giderek çölleşiyor. Sıcaklık bambu ve çimen gibi dayanıklı bitkilere bile fazla gelmeye başlıyor. Bitkiler bu kadar aşırı sıcağa dayanamıyor. Termostatımız bozuluyor. Yüzeydeki ısı 150 derece ve artmaya devam ediyor. Bitkilerin ölmesi, havadaki oksijenin azalması anlamına geliyor. Yüksek miktardaki su buharı da oksijen oranını düşürüyor. Soluduğumuz hava normalde %20 oranında oksijen içerir. Bu koşullar altında oran %10'a kadar düşer. Bu sadece nefes almamıza değil, ateş yakmamıza da engel. Yıldırımlar düşse bile artık yangın çıkmıyor. Yıldırımların darbeler indirdiği binalarımız şimdilik ayakta. Ama en kötüsünü henüz görmedik. Gezegenimizde geriye kalanlar daha da büyük bir değişim geçirecek. Güneşimiz hızla yaşlanıyor ve kaçınılmaz ölümüne adım adım yaklaşıyor. Güneşin çekirdeğinde kalan hidrojen dış katmanların ağırlığı altında ezilerek çok büyük bir basınca maruz kalıyor. Bir saniye içinde yüz milyonlarca ton hidrojen yakılıyor. Dünyamız güneşin çevresinde dönmeye devam etse de artık tanınmaz halde. Gezegenin yüzey sıcaklığı 370 dereceye ulaştı ve artmaya devam ediyor. En gelişmiş kıyafetler bile bizi yakıcı ısıdan koruyamaz. Yerin altında da yaşayamayız. Yakıcı sıcaklık insanlığın işini bitiriyor. Artık dünyada yaşayan tek bir canlı bile kalmadı. Gezegende kalan son su damlaları da buharlaşıyor. Okyanuslar geniş, tuzlu, cansız çöllere dönüşüyor.
Okyanuslar buharlaştıkça dünya güneş ışıklarını yansıtan bulutlarla örtülüyor ama bu dünyanın soğumasını sağlamıyor. Tek sorun sıcaklık da değil. Hava basıncı 270 kat artıyor. İnsanlar olarak hayatta olsaydık vücudumuzun her santimetre karesinin binlerce kilogramlık ağırlığın altında ezildiğini hissedecektik. Ancak propan ve benzin gibi yanıcı sıvılar alev almıyor. Bu koşullar altında alevleri destekleyecek kadar bile oksijen yok. Aşırı sıcaklar artık geride bıraktıklarımızı eritecek seviyeye ulaştı. Polyester ve plastikler eriyik halindeki kütlelere dönüşüyor. Aşırı sıcaklar betonun da ölümü anlamına geliyor. Beton dökülürken içine konmuş olan su, betonun içinde hapsolmuş durumda. 370 dereceyi aşan sıcaklık, bu suyun buharlaşması anlamına geliyor. Beton kolaylıkla kırılıyor ve un ufak oluyor. Betonu güçlendirmek için içine yerleştirilen inşaat demirleri de aşırı sıcak yüzünden genleşiyor. Buharlaşma ve nem bir araya geldiğinde bunun kötü sonuçları ortaya çıkıyor. Sıcaklık hala sabit değil. Hatta 370 derece dünyanın göreceği maksimum sıcaklığın çok altında. Yüzey sıcaklığı 1300 dereceye ulaşacak. Sıcaklıktaki son ve büyük artış, sonun başlangıcı anlamına geliyor. Sıcaklık daha da yukarı fırladıkça, gezegenimizi çevreleyen su buharı da atmosferden kurtulup uzaya karışmaya başlıyor. Bulutları oluşturan su, güneşten gelen mor ötesi radyasyonun bombardımanına maruz kalıyor. Radyasyon, suyun içindeki hidrojen moleküllerini ayırıyor. Hidrojen uzaya kaçıyor. Geride ise oksijen kalıyor. Bu, dünyayı yeniden şekillendiriyor. Yer kabuğunun %5'i demirden oluşur. Oksijen seviyesinin yeniden artması yüzünden demir paslanmaya başlıyor. Gezegenin rengi kırmızıya dönüşüyor. Oksijen seviyesinin yeniden yükselmesi ölümcül bir döngüyü de tetikliyor. Artık alevleri besleyecek kadar oksijen var. Geride kalan her şey yanıyor. Geriye kavrulmuş, paslı bir dünya kalıyor. Güneş eskisine nazaran %40 daha parlak. Dünyadan geriye kalanlar yanarak yok oluyor. Bize hayat veren güneş, dünyamızı yakarak kül ediyor. Şehirlerimiz yok oldu. Aşırı sıcaklık ürettiğimiz her şeyi parçaladı. Artık gezegenimizde yaşam olması imkansız. Güneş günümüzden 6 milyar yıl daha yaşlı. Artık sadece gezegendeki hayatın değil, dünyanın da sonuna geldik. Güneşin çekirdeğindeki son hidrojen kırıntısı da tükeniyor. Geriye helyum kalıyor. Helyumun yanması için çok yüksek miktarda basınç ve ısı gerekir. Güneşin dış katmanlarının uyguladığı yüksek basınç helyumun yanması için yeterli. Bu güçlü yanma güneşin bazı parçalarını dünyanın içine doğru püskürtüyor. Gezegenimizdeki her şey yanıyor. Durdurulamayan büyümesi Güneş'i dünyanın birkaç milyon kilometre yakınına kadar getiriyor. Merkür ve Venüs çoktan yutulmuş. Güneş eski halinden 200 kat daha büyük. Dünyamızda bir zamanlar yaşam olduğuna dair hiçbir kanıt kalmadı. Dünyamızın ölümü yaklaşıyor. Güneş'in genişleyen sınırları yüzünden dünyamızın yörünge hızı yavaşlamaya başlıyor. Bir ateş topuna dönüşen gezegenimiz meteorlar gibi yanmaya başlıyor. Hayal bile edemeyeceğimiz sıcaklıkta bir patlamanın ardından ise güneş dünyamızı yutuyor. Ve gezegenimizden bir parça dahi kalmıyor. Bu video güneşimizin dünyamıza yapacaklarının öngörülen kısmıydı. Güneşimiz yaşlandıkça sıcaklığı ve büyüklüğü artacak. Sonunda bir kızıl deve dönüşecek ve güneş sistemimizi tümden değiştirecek. Bunların gerçekleşmesine daha milyarlarca yıl var.
Dünya şu anda canlıların yaşayabilmesi için ideal sıcaklık ve ışık alıyor. Belgesel tadında olan bu videomu beğendiyseniz abone olmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.